Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Bugün de özellikle hasta tarafına baktığımız noktada enflasyonist baskıların etkileri sürdürülmeye devam ederken Çin'deki karantina önlemleri de yine piyasalarda risk iştahını azaltmaya yetiyor. İki başlık gündemde ve iki başlık özelinde hisse senetleri tarafında bir törpülenme var. Fakat dün Borsa İstanbul tarafına baktığımız noktada küresel borsalardan oldukça ayrışma söz konusuydu. Birincisi hacim olarak, hacme baktığımız noktada tarihinin en büyük ikinci hacmini gerçekleştirdi. 63 milyar TL'lik, 63.7 milyar TL'lik bir hacimle birlikte. Tarihi zirvesini de geçti dün Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde. 2406 olan tarihi zirvesini geçti ve 2.33'lük primlenmeyle birlikte 2449 puandan da kapanışını gerçekleştirdi. Özellikle dün küresel piyasalarda hem enflasyon hem Fed'den gelen şahin açıklamalar etkili olurken bir diğer tarafta içeride ise bankacılık öncülüğünde de Borsa İstanbul tarafında tarihi zirvelerin yaşandığında geride bıraktık gördük. Bugün de yine program çerçevesinde devamını bekliyor muyuz? Birazdan konuşacağız. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakacak olursak Fed üyesi Waller tarafından da yine bir açıklama var. Sert faiz artışı yine sert Fed faiz artışında ekonomiye bir parça zarar verebilir açıklamaları da var. Bu kez 50 bas puanlık bir beklenti oluşmuştu Mayıs ayına yönelik. Bilançolar atılmasına yönelik mesajlar çıkmıştı ve ayrıntılar belirlenmişti. Şimdi ekonominin resesyona girip girmeyeceği yönünde tahminlemeler, beklentiler ve bununla birlikte Fed faiz artışları revize edilecek mi? Tüm bu ayrıntılar yine piyasalar üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. ABD tahvil getirisine baktığımız noktada yeni bir eşiği aştı. 2.80'lik olan eşiği aştı ve 2018'den bu yana da en yüksek seviye olduğunda yine hatırlatmış olalım ABD 10 yıllık tahvillerinde. Evet, OPEC tarafına bakacak olursak Avrupa Birliği'ne yine Rusya kaynaklı petrol krizinin kontrolünün dışında olduğunu belirtti. Özellikle Avrupa Birliği'nin Rusya enerji anlamında bağımlılığı öne çıkıyordu. Bu kez OPEC'ten yine gelen açıklamalar vardı. Asya Pasifik hisselerine baktığımız noktada bugünün özelinde iki başlığın öne çıktığını. Bir, Çin'deki karantinalar. İki, Fed faiz artışı, sert söylemler. Dolayısıyla sıkılaşma politikaları ile birlikte şekillenmeye devam ederken ABD personeline talimat verdi ve Şangay'ı terk edin açıklamalarında bulundu. Covid-19 önlemleri dolayısıyla personelleri şehri terk etme talimatları verirken salgın hızla yine yaygınlaştığını da yayıldığını da gözlemleniyor. Tüm ayrıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle yine piyasalar üzerinde hem hisse senetleri piyasaları hem de yine Çin karantina önlemleriyle birlikte şekillenmeye devam ederken canlı fiyatlamalar bize neyi gösteriyor? Kutay, günaydın. Günaydın, iyi sabahlar Pelin. Şimdi şöyle iki ayrı tablo var. Aslında yani tabloyu üçe böldüğümüzde her üç tarafının da ayrı bir hikayesi var. Bir, küresel hisse senedi piyasaları orta sayfası. Orada tablo kıpkırmızı. ABD'de satıcılı kapandı. Avrupa satıcılı. Sadece Fransa artıydı. Bu sabah bakıyoruz Çin'de ayrı bir hikaye var ama MSCI Asya Pasifik Endeksi iki gündür üst üste geliyordu. Özellikle bu sabahtan Nikkei'yi aşağı çekiyor. Şimdi tablonun iç piyasa tarafına bakıyoruz. Bizde hikaye pozitif. Detaylandırmaya çalışacağım. Bir de küreselde bir emtia göstergeleri, tahvil tarafı ve para birimleri tarafı, her birinin de ayrı hikayesi var. Önce hikaye yurt içerisinden başlayalım. Borsa İstanbul dün %2.33'lük yükselişle endeks günü kapattı ve hatırlarsan o 2021 Aralık'ta gördüğümüz o iğne atılan en yüksek seviyenin de üzerine çıkıldı ve kapanış da o taraftan gerçekleştiğini gördük. Gün içi en yüksek seviyelere yakın seviyeden kapanış gerçekleşti. Özellikle dün bankacılık endeksi %6'lık yükselişiyle şu son 3-4 gündeki primini %15'e taşırken yılbaşından bu yana TL bazlı getirisini %30'a yükseltti. O da %30'ların üzerine çıkarttı. O da daha diğer sektörleri yeni yakaladığının göstergesi olarak karşımıza geldi. Hem sanayi hem ulaştırma tarafında da, özellikle ulaştırmada dün %3'lük bir prim vardı. Şimdi özellikle hikayenin en önemli olduğu bir diğer nokta 64 milyar TL'lik işlem hacmi. Bu o aralıktaki 77 milyar TL'lik işlem hacminden sonra en yüksek işlem hacmine işaret ettiğini görüyoruz. Hemen bir tablomuz var. Hem bu Borsa İstanbul'un getirisi hem de işlem hacmini göreceğimiz 63 milyar TL'lik işlem hacmini 64'le dediğimiz gibi aralıktan bu yana en yüksek işlem hacmine işaret etti. Buradaki 32 işlem günde de endeksin %34 getiri sağladığını görüyoruz. Dün Garanti Yapı Kredi, Akbank, bu 3 banka toplam işlem hacmi 12 milyar TL'nin üzerindeydi. Bunun da zaten yarısı
6.3 milyar TL'si de yani piyasanın %10'da Garanti Bankası'ndaydı diyelim. Açıklanan bilançolar vardı. Spor kulüplerinin finansalları geldi. Hızlı bir şekilde onları da aktarmak gerekirse Beşiktaş'ın zararı 396 milyon oldu. Fenerbahçe'nin 9 aylık net dönem zararı 133 milyon TL oldu. Galatasaray'ın net dönem zararına bakıyorum 173 milyon TL. Trabzon'un 9 aylık net dönem zararı ise 418 milyon TL olarak karşımıza geldiğini hatırlatmış olalım. Tabii burada içeride aynı zamanda şu önemli notlar da var. Bugün hani makro veri ajandası yoğun. O tarafın detayına girmeyeceğim ama ulaştırma sektöründen de aynı zamanda havacılık sektöründe Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamları paylaşıldı. Orada da yılın ilk çeyreğine dair ulaştırma sektörü, havacılık sektörü nasıl bir performans göstermiş onu okuyabiliriz. Artı Borsa İstanbul'dan da 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik yabancı işlemlerini de aldık. Yani Mart ayı yabancı işlemleri geldi. 507 milyon dolarlık çıkış vardı. Yılın ilk çeyreğindeki yabancı çıkışı Ocak-Mart döneminde 1 milyar dolara yakın sadını hatırlatalım. Şimdi içeride çok fazla başlık vardı. Hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştıktan sonra küreselde de Nasdaq dün %2.35'lik değer kaybıyla 5 günlük değer kaybı Nasdaq'dan 1 trilyon doların üzerine çıktı. Piyasa değerindeki erimesi. Özellikle bu değer kaybıyla birlikte de baktığımızda S&P Dow Jones'ta da %1'lerle %1.7'ler arasında düşüşler vardı. Bugün ABD'de biz enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Oraya dair de beklentiler %8.4'lük enflasyonun gerçekleşmesi yönünde ABD'de. Özellikle sadece akaryakıt tarafının 0.7 puan enflasyona katkısı olması bekleniyor bu ay. Artı hali hazırda velev ki enflasyon 8.4'e çıkarsa o zaten 1980'lerden bu yana en yüksek enflasyona tekabül edeceğini söylüyoruz. Artı şunu da eklemekte fayda var. Bu 8.4 puanlık enflasyon beklentisinin, medyan beklentisinin neredeyse 4 puanı enerji Pelin. O yüzden bundan sonraki dönemde enflasyonda biraz daha piyasa uzmanlarının beklentisi aşağı yönlü bir seyir gerçekleşmesi yönünde. Ankette en düşük beklenti 8.2, ABD enflasyonu için en yüksekte 8.6. Bir önceki enflasyon rakamı yani Şubat enflasyonunda 7.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Son not Nasdaq Bitcoin tarafına bakacağız. Çünkü Bitcoin dün 40 bin doların altına sarktı. 40 bin doların altına sarkınca Bitcoin ile ilgili de bir korelasyon gözümüze çarptı. Onu da bugün yine paylaşmak istedim ben. Uzun zamandır bu korelasyon dikkatimizi çekiyordu. Dünkü belirgin bir korelasyon da yine oluştu. Aynen öyle. Şimdi mesela sarı renkte Bitcoin'i görüyoruz. Şimdi beyaz renkte de Nasdaq endeksini takip ediyoruz. Görüyorsun ki burada son dönemde hareket neredeyse aynı diyebileceğimiz konumda. Özellikle bu yüzden de ben 40 günlük korelasyonlarını aldım. 40 günlük Nasdaq Bitcoin korelasyonu 0.70'e çıkmış durumda. Bu da Bitcoin Nasdaq korelasyonu tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıyor. 0.70 korelasyonu ne demek? Bu korelasyon 0.70 değil 1 olsaydı aynı yönde paralel bir şekilde hareket edecekleri anlamına gelirdi. 0.70'te neredeyse paralele yakın bir tabloya tekabül ediyor. Anlamlık düzeyi yüksek diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi nasıl ediyoruz? Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere her sabah olduğu gibi Dubai'ye gidiyoruz ve Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy günaydın. Asya piyasalarına baktığımız noktada Çin'deki karantinalar öne çıkarken ABD enflasyon yine beklentisi. Dolayısıyla burada da yine sıkılaşma döngüsüyle birlikte törpülenmeye devam ediyor. Ne dersin başlıklar içerisinde neler öne çıkıyor? Evet Pelin, bugün piyasaları en çok etkileyen gelişmeler senin de söylediğin gibi Amerika'dan gelecek enflasyon verisi, yüksek bir enflasyon bekleniyor. Faizlerin artma beklentisi, sıkı bir Fed politikası ve artan tahvil faizleri %2.8'in de üzerine çıktı Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizleri. Tabii ki Asya tarafında Çin'deki karantina, özellikle Şangay'daki karantina takip ediliyor. Orada rakamlar birazcık da olsa azaldı. Dün 26 bindi şu an bakıyorum. Bugünkü açıklanan rakam 23.342, karantina birazcık yumuşatıldı. Onu da biraz etkisini gördük. Bir saat önce konuşsaydık kıpkırmızı ekranlar var diyecektim Pelin. İkinci seansta Hong Kong ve Şangay sürpriz bir şekilde artıya geçti. Diğerleri ise tüm Asya Pasifik borsaları ise bugün kıpkırmızı ekranlarda. Hong Kong ve Şangay'da niye artıya geçti? Aslında çok fazla detay yok. Yabancı alımı olduğu söyleniyor. Bir de genelde ekonomi kötü gittiği zaman
Çin önlemler alıyor. Bir faiz indirimi beklentisi satın aldığına dair yorumlar vardı. Yani sabahleyin kıpkırmızı olan ekranlar Çin ve Hong Kong için ayrıştı diyeyim. Birkaç tane de haber daha etkili oldu. Çin uzun zamandan beri oyun lisansı vermiyordu. 8 ay sonra ilk defa bir grup oyun lisansı verdi. Bu önemli bir haberdi. Tencent yükseldi. Amerika, Şangay'da çok önemli işi olmayan vatandaşlarına terk edin dedi Şangay'ı. Japonya'da da üfe Mart ayında yıllık %9,5 oldu. Tüm bunların eşinde dediğim gibi eksiler daha fazla Hong Kong ve Çin hariç diyeyim. Petrol fiyatları ise dün sert düşmüştü Pelin. Bugün biraz toparlıyor. Şangay'daki karantinanın yumuşaması tekrar petrolü 100 doların üzerine arttı. Şu anda 100.8 dolar seviyesinde Brent. Bugün OPEC'in aylık raporu gelecek. Onu takip edeceğiz. Bu arada İran'dan da açıklama vardı. Bu nükleer anlaşma görüşmeleri hala canlı ama şu anda yoğun bakımda dedi. Yani biraz o tarafta umutsuz konuştu İran yetkilileri. Bakıyorum yine notlarıma Pelin. İsrail Merkez Bankası faizleri 25 baz puan arttırdı. Bu dikkat çeken bir haberdi. Bir de bugün Dubai'de bu daha önce bahsettiğim Diva halka arzında işlem görmeye başlayacak. Dubai Elektrik Su Otoritesi tavan olması bekleniyor. Evet, benim taraftan son notlar böyle. Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Ersoy Kazancı aktardıkların için Asya'yı noktalıyoruz. İçeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Küresel anlamda risk iştahının düşük ama Borsa İstanbul tarafında ise bankacılık tarafıyla birlikte desteklenen ve tarihi zirvelerin yaşandığı, kırıldığı, ikinci tarihi büyük hacmin de yaşanmış olduğu bir günü geride bıraktık. Bugüne taşınacak mı tüm bu ayrıntıları Yeliz Karabulut'la birlikte arıyor olacağız. Evet, Yeliz hoş geldin yayınımıza, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi pazartesi günü sert kayıplarla kapatan ABD endeksleri vardı. Bugüne baktığım noktada vadeliler tarafında da negatif bir seyir söz konusu, bugünün negatif olacağını işaret ediyor. Dolayısıyla Asya tarafında da böyle ama Borsa İstanbul tarafı ayrışıyor ve oldukça sert ayrışıyor. Bunun nedeni nedir, bunu sormak isterim. Ne kadar sürdürülebilir, sürdürülebilir mi, ne dersin? Şimdi bizim borsamızda zaten bir süredir bir yükseliş hareketinin olduğunu görüyorum. Ben açıkçası fiyatlama hareketlerini de daha çok 20 Aralık öncesindeki fiyatlamaya benzetiyorum. Burada tabii ki tek ayrışan nokta ise dolar TL'de sabit bir seviye söz konusu. Yani 14.50'nin altına gevşeyemiyor. Burada daha çok kur korumalı mevduat, yani ekonomi yönetiminin aldığı kararların etkisini net bir şekilde görüyoruz. Biz 100 endeksinde de daha çok yani getiri ihtiyacının bu tarafa daha çok kanalize olduğunu. Diğer tarafta ise ülke gerçekliklerinden ayrışmış bir şirket profillerimiz var. Yani holdingler tarafında, sanayi tarafında tabii orada seçici olmak kaydıyla, yine bankacılık tarafında orada da seçici olmak kaydıyla kamu özel olarak ayırmak gerekiyor. Ben oldukça pozitif etkilendiğini görüyorum. İlerleyen zamanlarda bu etkide devam edebilir. Zaman zaman tabii ki küresel şartlardan da etkileneceğiz ki yurt dışına baktığımız noktada oldukça bir negatiflik söz konusu. Bugün Asya piyasalarında satış baskısı var, son seansta bir toparlanma olsa da ABD tarafında ise daha çok derinleşmiş bir satış baskısının olduğunu görüyorum ben. Bu satış baskısı bir süre daha devam edebilir çünkü bu sıkılaşmanın ne yönde ilerleyecek ki her gün açıklamalar geliyor o tarafta. Bugün enflasyon verisi de gelecek. Ama bunların hepsini üst üste koyduğumuz noktada ise bizim zaman zaman ayrışabileceğimiz bir Borsa İstanbul'u göreceğimizi düşünüyorum. Daha çok bu dediğim gibi getiri ihtiyacının bu tarafa kanalize olması, şirketlerin ülke gerçekliklerinden yani ekonomi tarafındaki hareketlerden oldukça ayrışmış olarak görüyoruz. Yani enflasyon, cari açık, diğer kalemle büyüme tarafına baktığımız noktada ise olumsuz göstergeler serisi olsa da
bu taraftaki pozitif eğilimin devam etmesi beklenebilir. Şirketlerimiz zaten uzun zamandır söylüyoruz ucuz. Bankacılık tarafı iyi gitmesine rağmen oradaki alımların özellikle yabancıların çıkışıyla birlikte oldukça negatif aranadaydı. O tarafın da atağa geçmesi, ilerleyen zamanlarda daha çok ekopolitik konuşacağız gibi gözükmekte. Daha çok biliyorsunuz ki 2023 seçimleri yaklaşıyor. Bu tarafın da zaman zaman da fiyatlanacağı bir seri göreceğimizi düşünüyorum ben. Peki burada bankacılık önderliğinde de bir yükselişin son zamanlarda yaşandığını görüyoruz. Yabancı pozisyonlanmasının hep bankalar üzerinde olmasına alışkınız biz. Dolayısıyla dün Borsa İstanbul yabancı banka aracı kurum ve şahısın ama hesabına yatırılan yine işlemleri de aktardı. Buna baktığımız zaman yabancıların net satım işlemleri 5-6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şimdi buna ne dersin? Burada bir alım bekler miyiz? 14 milyar buna göre işte yabancılar 14 milyar 816 milyon dolar seviyesinde de bir alım gerçekleştiriyor. Şimdi buradaki durum ilerleyen zamanlarda daha çok kesinlik getirir. Yani biz geçtiğimiz dönemde açıkça söylemek gerekirse oldukça olumsuz kararlar aldık. Burada hem yerli yatırımcıları hem de yabancı yatırımcıları ürkütecek kararlar aldık ve güven zedeleyici kararlardı. O yüzden yabancı yatırımcılar buradan çıkış gerçekleştirdi, halkımızı dolar biriktirmeye gitti. Şimdi dediğim gibi yani seçime doğru gidiyoruz. Burada tabii ki fiyatlamalar farklılaşacaktır diye düşünüyorum. Yine hükümetin günübirlik kararlar almayacağı bir dönem eğer görebilirsek, tabii ki yabancı yatırımcılar burada kalıcı olarak alımlar yapabilirler. O aksi takdirde ise dediğim gibi kısa vadeli yatırımlar bunlar olarak değerlendirilebilir. Uzun vadeli olarak yatırım gelmesi için BIST 100'e yabancıların daha çok dediğim gibi yani rasyonel ekonomi politikalara dönüş, günübirlik kararlar alınmaması, hukuki tarafta gelişmelerin olması tabii ki yabancı yatırımcılar uzun vadeli burada pozisyon almalarına neden olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir tarafta da Fed'in sıkılaştırıcı hamleleri dedik, enflasyonun giderek yükseliş göstermesi tüm bu ayrıntılarla birlikte dolar endeksinde psikolojik seviye olan 100'ü aşmış bulunmakta. Bu da gelişen ülke para birimleri açısından senin için ne önem arz ediyor? Bunu sormak istiyorum. Ne kadarlık bir etkilenme beklersin sen Türk lirasına dair? Çünkü dün Türk lirasında da bir değer kazancı vardı dolara karşı. Bu da ilginçti. Dolayısıyla 8 işlem gününde üst üste yükselen yine Bloomberg dolar endeksine bakıyorum. O da 2020'den bu yana en uzun soluklu bir yükselişi gösterdi. Ne dersin Yeliz? Bunu neye bağlarız birincisi? İkincisi dolar endeksindeki bu yükselişe bir direnç gösteren Türk lirası mı göreceğiz bundan sonra? Burada daha çok atılan adımların etkisini görüyoruz. Yani ihracatçıların Merkez Bankası'na satacağı para miktarının yüzdesel olarak artırılıyor olması ben burada TL'nin değer kazancına neden olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yani şu an tamamıyla yani ekonomi yönetiminin bu günübirlik aldığı kararların etkisiyle tutulmuş bir dolar TL görüyoruz. Genel itibariyle baktığımız noktada ise yani riskli bir profil çiziyor diyebilirim. Diğer tarafta ise küresel dolar hareketine baktığımızda bugün ABD tarafından enflasyon verisi gelecek. %7.9'dan 8.5'a gelmesi bekleniyor. Eğer buna paralel de 8.5'a paralel ya da daha yukarı bir enflasyon verisi gelmesi halinde ki burada çekirdek de aslında oldukça alarm veriyor zaten. Burada dolar TL dolar tarafında yani dolar endeksinde yükseliş hareketinin oldukça volatilitenin yukarıya doğru olması beklenebilir diye düşünüyorum. Zaten uzun zamandır ben 100 seviyesini beklediğimi söylüyordum 89 seviyelerindeyken bile. Ama şimdi iki gün sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak ve Lagarde'ın konuşması olacak. Bunları takip ediyor olacağız. Yani sıralama itibariyle baktığımız noktada da ilk etapta Euro-Dolar paritesinde mesela aşağı yönlü hareket enflasyon verirse eğer paralel ya da yukarı yönlü eğer bir profil çizerse Euro-Dolar paritesinde aşağıya 1.07'lere kadar bir geri çekilme görülse de iki gün sonra ben açıkçası Avrupa Merkez Bankası'ndan da şahin bir tablonun çizileceğini bekliyorum. Bu da tabii ki bu gördüğü düşük seviyelerden Euro-Dolar'dan ve dolar endeksinde keza aşağı doğru gevşemesi beklenebilir. Euro-Dolar'ın da gördüğü bu iki günlük dip seviyesinden yukarı doğru evrilmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Çok kritik bir hafta açıkçası. Hem ABD tarafından enflasyon verisini karşılayacak olmamız hem de Avrupa Merkez Bankası'nın
açıklamalarını takip ediyor olmamız. Fakat tabii ki burada dolar TL oldukça ayrışmış gibi gözükmekte. Dediğim gibi kur korumalı mevduat, yine Merkez Bankası'na yönelik alınan kararların etkisiyle birlikte bir yataylaşma söz konusu ama 14.50'nin altında da gevşememiş bir dolar TL'den bahsediyoruz. 14.50'nin altında üzerinde ben hala 16 ve 18 riskinin oldukça kuvvetli olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Yeliz Karabulut aktardıkların için. Evet, sana da seanslar diliyoruz. Yeliz Karabulut'la birlikte özellikle küresel piyasalardaki risk iştahının düşüşünü konuştuk. Borsa İstanbul tarafında da yükseliş beklentileri derken dolar endeksinde bir yükseliş söz konusuydu. Dolar TL tarafına bakıyoruz. Bir tarafta petrol tarafı, tüm bu ayrıntıları değerlendirmek üzere para piyasaları müdürümüz Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin. Merhabalar. Oldukça önemli bir hafta evet. Çünkü fiyatlamalar bize bunu gösteriyor. Bugün de önemli bir gün, ABD'den de veri gelecek. Dolayısıyla sen ne beklersin? 10 yıllığı koymuşsun mesela, burada çok ciddi bir kırılım noktasına da geldi 2.80'i aşarak. Evet. Önce hepsini bir arada bir grafikte verebilirim diye düşündüm ama hakikaten biraz daha detaylandırmak adına iki farklı grafiğe bölmek daha uygun diye düşündüm. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizi bakıldığında son 3 yılın neredeyse zirvesine geldi ve o hep dile getirdiğimiz 3 seviyelerine doğru artık önünde pek fazla bir engel kalmadı. Bu nispeten daha kısa vadeli bir grafik, birkaç yılı gösteriyor. Şimdi bunun bir de 40 yıllık versiyonu var. Yani bakıldığında o düşen trendi yukarı yönde zorluyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ve işte JP Morgan'ın çeşitli yabancı yatırım bankalarından gelen o uzun vadeli faizlerle, nominal faizlerle düşüşün artık sonuna mı geliyoruz? Bundan sonra bono piyasasında daha yüksek getirilere alışmak durumunda mıyız sorusu ciddi şekilde ön plana gelmiş durumda. Enflasyon verisi tabii bunun önemli bir nüvesi. Yani enflasyon bugün itibariyle Amerika'da %8'in üzerine çıkacak. İşte aylık bazda %1'in üzerine gelip muhtemelen 2005'ten bu yana en yüksek aylık hareketini yapmış olacak. Amerika için çok kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Üretici fiyat endeksinin gene haftanın devamında çift tanelerle seyrini devam ettirmesi bekleniyor. Şimdi bunun tabii Amerika'daki enflasyonun bir, hani şu an geldiği seviye, bir de ne vadede nereye düşebilir? Şimdi buradan bir yıllık mesela enflasyon swaplarına bakıldığı zaman, yani bir yılda enflasyonda başı başı nerelere görüyorsunuz diye. Hani hatırlayacak olursa yıl sonuna doğru 3'lere 4'lere doğru filan geriler varsayımları, öngörüleri şu an itibariyle bir miktar başa çıkmış durumda. Şu andan itibaren bir yıllık enflasyon swaplarında %5'ler filan fiyatlanmaya başladı. Yani bütün bu alınacak önlemler, Fed'in atacağı bütün şahin adımlar, bilançoyu daraltması vesaire, bunların hepsinin enflasyonu en fazla 5'lere kadar getirebileceği fiyatlanıyor. Hatta Fed daha agresif bir söylem içine girer. Dünyada ekonomik büyüme daha büyük bir tehdit altına girer. Yani ekonomik büyüme ciddi şekilde çalar, diğer taraftan rol çalar. O farklı bir durum ama şu anki öngörüler, projeksiyonlar böyle. Tabii Amerikan tahvil faizlerinin ve enflasyonun önemli bir bileşeni Brent petrol. Brent petrolde de o Rusya'nın işte yakın vadede bakıldığında OPEC tarafına gelen açıklamalar, işte Libya'nın üretimi belli bir noktaya kadar arttırabiliriz. O beyin geri kalanından gelen, biz yani Rusya'nın tam anlamıyla üretimini devralmamız mümkün değil şeklindeki açıklamalarla bir miktar tepki hareketi var. İşte Şangay'da Ersoy da dile getirdi. Karantinanın nispeten gevşetilmesi vesaire. Ve nispeten uluslararası bağımsız trade kuruluşlarından gelen petroldeki bu geri çekilmeyle beraber, yani bakıldığında şurada görüyoruz. Şurası Ukrayna-Rusya savaşının başladığı nokta. Hemen hemen oraya geldik. Zaten dolar ruble de hemen hemen oralara geldi. Yani savaş öncesi seviyeleri geldi. 70'li seviyeleri. Yani bu şunu gösteriyor. Şu anki mevcut seviyeler aslında savaş riskinin devamını, savaş riskinin farklı bir noktaya evrilmesini, bir arz tarafında yaşanabilecek ekstra şoku vesaire pek fazla içerdiği söylenemez. Dolayısıyla enflasyon tarafında bir, bu hareketin gecikmeli yankılarını göreceğiz. Yani önümüzdeki aylarda ister istemez yeni kaynakları buradan edinen kurumlar oldu, orta uzun vadeli stratejik rezervler salındı, bu taraftan bir takım hareketler var. Dolayısıyla bunun yansımalarını hem yaz aylarında enflasyon olarak göreceğiz, bir de hani buradan sonra nereye gider? Düşmesindense yükselmesi daha fazla kampı, daha fazla kendine destek bulmaya başladı. Aşağı tarafa gelecek olursak, bizim tarafı da ilgilendiren Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i. Şimdi burada hatırlanacak olursa bir 550'lere doğru filan gerilediği noktada biz işte biraz artık çok aradaki fark kapanıyor mu? Çünkü 200'lerde bizim akran ülkelerin CDS'leri ama yeniden 600'lere gelindiğini görüyoruz. Hani bu nispeten negatif. Ve dolar endeksinin 100 seviyesine doğru geliyor olması, 100 seviyesini yukarı yönde zorlaması. Şimdi dolar endeksinin tabii yukarı yönde gittiği noktada grafikte de nispeten son yıllarda özellikle görmek mümkün. Yani bizim CDS'imizde, yani bizim CDS'imiz derken işte global mesela risk iştahında, endekslerde vesaire. Şimdi VIX yeniden 24'lere geldi mesela endeksler tarafında da. Yani o taraflara ilişkin de çok pozitif bir şey söylemek zor. Belki Amerika endeksleri kendini pozitif ayrıştırabilir ama dünyanın geri kalanı için aynı şeyi söylemek zor. Dolar endeksinin burada önemli bileşeli olan, yani yarıdan fazlasını oluşturan Euro-Dolar paritesine ilişkin Bloomberg'te bir analiz vardı. Onu almak istedik.
Şimdi bakıldığında bu çok uzun vadeli, 20 yıllık neredeyse bir grafik ve buradaki desteğin ekranda da görüldüğü üzere hemen hemen test ediyor. Yani buranın altına doğru kırıldığı noktada işte o 1.03'lere doğru grafiğin sol altında görebileceğimiz 1.03'lere doğru bir geri çekilme yaşanma ihtimali dolar endeksini işte o 104'lere, 105'lere vesaire doğru taşıyabilir. Burada belki hani teknik analizden bir destek almak neticesinde bir stokastikteki hani bir toparlamaya namzet bir işaret var ama tabii bunlara böyle kritik zamanlarda çok güven olmayabilir. Hani bu en azından bir destekleyici unsur olması ve dediğim gibi 20 yıllık desteğini test etmesi anlamında önemli. Burada tabii teknik bunu bize söylese de temel taraftan iyi takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası ne kadar şahinleşebilecek? Bu hafta onun cevabını tabii alacağız. Amerika'da bu enflasyon verisi sonrasında, enflasyon verisinin kuvvetli sonrasında işte %3'lere taşıma gerçekten gücü var mı? Çünkü Dünya Bankası ülkemizde dahil neredeyse herkesin büyüme tahminlerini aşağı revize etti. Bu kadar büyüme tahminlerini aşağı revizyon ve resesyon riski endişesi varken de merkez bankalarının işi kolay değil diyerek toparlayabiliriz. Fed üyesi Waller'a göre özellikle sert faiz artışları ekonomiye bir parça zarar verebilir diyor. Bakalım, tartışmalar devam ediyor ve piyasa etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Yatırım bülteninin son bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Viyop tarafına bakacak olursak açılışın yatay bir açılış olduğunu söyleyerek işlemlerini an itibariyle sınırlı da olsa pozitif bir işlem seviyesinden geçtiğini, 2766 seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Hemen info yatırıma gidiyoruz İsmail Güner. Bizlerle birlikte İsmail, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bakacak olursak Borsa İstanbul dün küresele paralel gitmedi, küreselden pozitif ayrıştı. Dolayısıyla ikinci tarihi hacmini yaşadı ve bunun yanı sıra aynı zamanda zirve seviyeyi de kırdı, yükselişini sürdürdü ve 2449 puandan da kapanış gerçekleştirdi. Bugün aynı performansı bekler miyiz? Hangi destek, hangi endekslerde, hangi sektörlerde bu tarafa destekler? Evet, günaydın Pelin. Piyasalara baktığımızda senin de söylediğin gibi Borsa İstanbul tarafında oldukça pozitif bir ayrışmanın ön plana çıktığını gördük. Bugün için baktığımızda ise biraz daha yatay kar realizasyonlarının ön plana çıkabileceği bir gün olabilir. Özellikle yurt dışı tarafında biliyorsunuz geçen haftadan beri satış ağırlıklı bir seyir var. O yüzden oradaki satış baskısının devam etmesi burada bizim yukarı yönlü yükseliş içerisinde olmamıza rağmen bizi de bir miktar yavaş yavaş baskılamaya devam edebilir. Özellikle piyasalar bugün öğleden sonra Amerika tarafındaki enflasyon verisini takip edecek. Yine Almanya'da da aynı şekilde enflasyon verisi gelecek. Buradan gelecek veriler piyasalar üzerinde bir etki yaratabilir. Özellikle geçen haftadan beri biliyorsunuz Fed tutanaklarından beri borsalarda satış ağırlıklı bir seyir var. Fed'in agresif faiz artırımına gideceği beklentisi. Buradaki en önemli göstergelerden bir tanesi de enflasyon. Enflasyondaki yukarı yönlü yükseliş, önlenemez yükseliş burada piyasalar üzerinde, yurt dışı piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Ve bugünkü veride 8.5'lara, yıllık 8.5'lara yaklaşmasını bekliyoruz. Bu da piyasalar tarafından yakından takip edilecek ve özellikle piyasa dinamiklerine baktığımızda alternatif piyasalarda dolar endeksi 100 sınırına gelmiş durumda. 2018 seviyeleri. Yine 10 yıllık tahvillerde de 2.81 seviyesine kadar şu anda yukarı yönlü yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Tabi burada yurt içine bu gelişmeleri bağlamamız gerekirse bizde biraz daha pozitif yönlü bir ayrışma var. Tamamen kendi iş dinamiklerimize göre şu an için son günlerde hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 25 Şubat'tan beri Borsa İstanbul tarafında kesintisiz neredeyse yukarı yönlü yükselişler devam ediyor. Burada para girişinin ön plana çıktığını görüyoruz ve diğer taraftan işlem hacminin artması ve özellikle dolar TL üzerindeki yatay seyri piyasaları olumlu etkiliyor.
Burada bankacılık sektörü hisseleri daha çok dün ön plana çıkmıştı. Şu an için de piyasaları yine önümüzdeki günlerde de bankacılık sektörü hisselerinin biraz daha yukarı yönlü taşıması beklenebilir. 2520 seviyesi bizim evet. için önemli bir kuvvetli bir direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönde de 2400'ü bugün destek olarak takip ediyor olacağız Pelin. Çok teşekkür ediyorum İsmail. İyi seanslar diliyoruz. Evet, bugünün özelinde birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı var. Kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalar önemli. Sanayi üretim verisini karşılayacağız. TÜİK tarafından saat 10'da gelecek. Ama en önemlisi haftanın küresel bazdaki enflasyonun öncüsü olan ABD'den enflasyon verisini karşılayacağız. Ve Fed'in bundan sonraki hamleleri nasıl şekillenecek? Bugün önemli veriler arasında, hatta haftanın majör verisi olduğunda hatırlatmış olalım. Programı burada noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.